hoş geldin. Hoş Peynirli bulduk, bulgu yani. Böreği var şimdi. Az önce sen ne yazık ki zerdeçalı fazla kaçırdın. Vallahi olmadı. Kaçırdık. Burgu böreği, peynirli bu börekler pek. Bakalım seninkiler böreği güzel yapmış mı? Umarız. Hadi başlayalım. Deneyeceğiz. Börek aslında güzel olmuş da. Ben hamurunun bu kadar böyle şey olacağını, yani çilenmenin zor olacağını kuru tahmin olacak. Etmedim. Ona göre küçük bir parça alabilirdim. Tamam. Niye bu kadar çiğ kalmış bu? Ne olmuş? Çiğ kalmış hamuru. Ya mesela şu pişmiş ama bunda çiğlik var. Baktın mı iyice? Ona bakıyorum zaten Derya Hanım. Çünkü çiğ hamuru yemek istemiyorum. Her yediğimde de karnıma ağrı giriyor. Ben bir yakından bir şeye bakacağım. Şu ne? Evet. Peynir mi? Hayır. Alayım mı onu? O çiçek gibi bir şey. Börekten çıkan bu naylon diyeyim. Ne? Bu bir eldiven parçası. Börekten eldivenin parçası çıktı. Dağısı da var. Harun dağ da mı var? Ne bileyim gözüme çarptı şimdi. Aç baksana bir. Şimdi biz tabii ki de bu taban kime ait olduğunu biliyoruz. Görüntüler incelenmeye başladı. Birazdan bu taban kime ait olduğunu ve bunun suçlusunun kim olduğunu açıklıyor olacağız. Üstüne alınan var mı? Var mı? Yaptım mı öyle bir şey? Hayır, bu ben benim sadece hamur açtım. Diyen var mı? Bizim asla ben olamaz. Ben bugün dikkatsiz davrandım. Eldivenimi böreğe kattım diyen var mı? Yok. Peki kimse kendinde suçu bulmasın. Böyle devam edin. Bariz burada eldivenler, eldiven parçaları yemeğimizden çıktı. Evet, tadı çok güzel olmuş eldivenli. Teşekkür ediyoruz. En azından çiğlik yok. Çiğlik yok dedim, direkt buram buram şey kokusu geliyor. Hamur kokusu, maydanozlar hiç şey almamış. Yani pişmemiş. Puanlayalım mı Derya Hanım? Puanlayalım. Birinci tabağa kaç puan veriyorsun? Birinci tabak güzel olmuş. 5 veriyorum. 5, peki. Tadına bakamadığım için ve eldiven çıktığından dolayı 0 veremeyeceğiz, 1 vereceğiz mecburiyetten. Peki. Yani şu tabak dışarıdan dışı güzel pişmiş ama içinde buram buram çiğlik kokusu geliyor. Maydanozları hiç pişmemiş. 1. Yani bu da çok iyi bir tabaktı. İkisinin arasında pek de bir fark yok. Buna da 5 veriyorum. Oo, 2-5 veriyorsun. Evet. Puanlarımız 5, 1, 1, 5. Şunu açıp bakalım Derya Hanım. Haksızlık olmasın şimdi, hepsini açtık. Aç bak içine de. Olur ya, bunun içinden de bir şey falan çıkar. Yok, görünürde bir şey yok. Kalalım direkt orada. Tamam. Bu tabak kimin? Açalım, görelim. 5 puan tabağı verdin. Açalım. Evet, 5'te başlayalım. Güzel bir puanla başlayalım. Süper ya. Zaten böreğim çok güzel pişmişti. Afiyet olsun. Vallahi eldiven çıkmadı içinden. Güzel afiyet olmuş. Olsun. Dikkatliyiz o konuda. Üçüncü tabağı açalım. Üçü açalım. Bu tabak 1 puan aldı. Açalım. Ve bu tabak Ebru'ların. Yani Harun abi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Suna Şef bile gördüğünde ben bu börekten çok umutluyum dedi. O kadar güzeldi ki yani iç sana kısmı şey da dış kısmı da. Yani geldiğimde dıştan bakıldığında, bilmiyorum Suna Şef tadına baktı mı da. Dıştan bakıldığında ben de çok umutlu geldim.
Ama içinden o buram buram hamur kokusu gelince gerçekten yani bütün umutlarım yıkıldı. Bence sen eldivenden sonra benimkine bakınca ağız tadın gitti. Yok, eldivendekinin tadına bakmadım Allah'tan. Bir de onun tadına baksaydık büyük pişmanlık duyacaktım yani. Yani Ebru sen de bir iki altını aldın diye, bir haftada bilezikleri aldın diye bütün yemekleri çok güzel yaptığını falan düşünmeye başladın. Şunu atlıyorsun, sen yemek yapmıyorsun. Özellikle hamur işlerini sadece iç harcını hazırlıyorsun. Bugün ne yaptın? Loru karıştırdın. Bütün hamuru yine kayınvaliden açtı. Bakalım izleyelim istersen. Ben vallahi ben ne zaman görsem her gün hamuru, tatlıyı, baklavayı Medine abla açıyor. Olabilir. İlk başta o açıyor. Ben içini hazırlıyorum. Hatta geldim burada denedim. Hani neyini hazırladın? Neyini açtım falan. Lor peyniriyle baharatı mı karıştırdın iç harcı? Aslında zaten tadı önemli. Hamuru değil ki. Nasıl hamuru? Hamuru herkes açar merdaneyle. Lor peyniriyle baharatı herkes benim 3 yaşındaki işte kızımla. Tuzunu fazla attın da tatlı olacak mı senin böreğin? Ebru'cum sen 45 dakikalık süre zarfında sadece lor peyniriyle baharatı birbirine karıştırırsan bu iş böyle yürümez. Ben sadece onunla birlikte karıştırmadım. Bak kayınvaliden de çene olduğu kadar marifet de var. Hı hı. Evet, son iki tabağı açıyoruz. Biri Cansu'nun, biri Seda'nın. 5'i açıyoruz. Diğerinden de eldiven çıktı. Açalım görelim. 5'i alan Seda. Yani bak. Allah'ım çok şükür. Eldivenli tabakta Cansu'ların. Ama dedim onlar ama rezillik olacaktı çünkü. Becerik. Rezil olacaktık öyle bir şey olsaydı. Hadi. En sonunda eldiven de çıkarttınız. Tadına bakamadım. Çiğ mi pişti mi bilmiyorum. İç harcı nasıl bilmiyorum. Ama içinde çok güzel bir eldiven var. Tebrik Cansu ediyorum. Cansu ve Hüsniye abla yemeği yaparken hiç fark etmediniz mi bunu? Hayır fark etmedim. Fark etsem zaten öyle bir hata yapmam ki. Eldivenin yırtıldığını hayır, görmedin mi? Hayır fark etmedim. Şöyle, biz görüntülere ulaştık. Biz görüntüleri izlerken de ceza çarkı buraya gelecek. Şimdi bak bakalım bu nasıl olmuş. Evet, maydanozları doğruyorsun ve Allah! Eldiven elinin altına sıkışmış. Ay, maydanozla beraber ay, eldiveni de bir güzel doğruyorsun. Orada da yırtık eldiven ortada. Kızım yeşilin arasında o beyaz eldiveni hiç fark etmiyor musun sen? Çünkü elim terledi, kaydı. Fark etmedim. Fark etsem ben öyle bir şey yapmam. O kadar da şey değilim. Yeşilliğin arasında beyazı görmeyecek kadar kör değilim herhalde. Körmüşsün demek ki Cansu. Ben sana geldim. Yemeğin içerisinde eldiven. Ne yedireceksin bana? O zaman gelmezsin. Hem suçlusun hem güçlüsün kızım. Gelmezsin. Zaten geldiğinde de yemek bekleme benden. Zaten sana yapmam merak etme. Yapamıyorum vallahi ki. Öyle bir yapacaksın ki. Domates soymayı bilmiyor. Cansu. Öyle bir yapacaksın. Efendim. Cansu, lütfen.